Slime biliyor musun? Biliyorum. Oynadın mı hiç? Oynadım. Nasıl bir şey? Çünkü bunda ne yapıyordu ya? Ömer için bu keyifli oyuncaklardan biri ama son zamanlarda çocukların oyun anlayışları da değişti. Oyun hamurlarına merak saldılar. Slime'lara büyük bir ilgi gösterdiler ama o slime'ların içerisinde çok ciddi kimyasallar olduğu ortaya çıktı. Ya içeriğinde de boraks dediğimiz bir madde var. Asıl kimyasal yapısı bu. Çocuklar da değişti, oyuncakları da. Geçtiğimiz yılın en popüleri slime oyun hamurları oldu. Ancak bu oyuncak çocuk için çok tehlikeli kimyasallar içeriyor. Tavsiye etmesen de şey yapmasan da mecbur oluyorsun. Sorunu kıramıyorsun. Tabii canım, kıramıyorsunuz. Çocuğun her istediği yapılmaz zaten. O çocuğa iyilik değil, bir kötülük aslında. Slime yapmaya ya da almaya kalktın mı? Tabii ki almaya kalktım. Annemin haberi yok, çaktım onu. İçinde kimyasal maddelerin olduğu biliniyordu fakat son araştırma bu maddelerin yüksek boyutta olduğunu gösterdi. İzin verilenin 4 katı boraks maddesi kullanıldığı ortaya çıktı. Ciltle temas olduğu için özellikle ciltte, deride ve bazı organlarda ciddi hasara yol açabiliyorlar. Bazı aileler bu akışkan oyuncak konusunda bilinçli. Siz bir anne olarak aldınız mı çocuğunuza? Yok, hiç almadım. Yani sürekli onlara zararlarını anlatıyoruz zaten. Yani böyle plastik şeyler almıyoruz. Bazı ailelerse evde yapalım doğal olsun dedi ama o da bir hayli sağlıksız. Tıraş köpükleri ekliyorlar. Bazı işte gıda boyaları, takviyeleri onları şey yapıyorlar. Onlar da tabii ki en az onun kadar.